İyi akşamlar, hoş geldiniz. Baştan sona bu akşam Ankara'dan Diyanet İşleri Başkanlığından karşınızda Diyanet İşleri Başkanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Görmez Hoca. konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Siz hoş bize geldiniz. Bizi ağladığınız için çok teşekkür ederiz. Kritik bir zamanda sizinle bu röportaj imkanını verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Çok sık yaptığınız bir şey değil. Din Diyanet Merkezli birçok tartışma aynı anda devam ediyor. E bunların hepsi de dönüp dolaşıp tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'na e, geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birçok sosyal ve e, sosyal siyasal hadisede ne deyip ne demediği, tavır alıp almadığı, e, vakitlice konuşup konuşmadığı tartışma konusu. Bir açıklama yapıyorsunuz, niye geç kaldığınız sorgulanıyor. E, bazen Niye konuştunuz? Bazen konuştuğunuzda e, neden geciktiğiniz sorgulanıyor. E, ya da işte mesela maden e, meydana geldiğinde bu kader boyutuyla tartışma konusu olunca gene gözler size dönüyor. Bu açıdan... E, Durumunuz nedir? Önce onunla başlayalım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lüzumlu mu çekiştirildiğini düşünüyorsunuz yoksa lüzumlu lüzumsuz her mevzuya karıştırılmak istendiğiniz kanaatinde misiniz? Şikayetiniz var mı? <laughs>. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi izleyen herkese hayırlı geceler diliyorum. Herkesi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlamak istiyorum. Sizler de başkanlığımıza hoş geldiniz diyorum. Doğrusu Akif Bey... Din konusu hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir konu ve tarih boyunca bütün medeniyetleri kuran medeniyetler tarihi boyunca en çok konuşulan üzerinde en çok tartışılan hatta en çok üzerinde kavgalara bazen savaşlara yol açan konulardan bir tanesi. Kendi ülkemizde de din devlet toplum ilişkileri daima gerilimli olmuş daima sorunlu olmuş. Doğrusu bundan memnun musunuz diye başladınız sorunuzun sonunda. Ben şahsen Diyanet İşleri Başkanı olarak şunu çok özlüyorum. Dinin, Diyanet'in e, tartışılma tartışılmadığı ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüz bini aşkın personeliyle daha çok toplumu e, doğru bilgilendirmek için çaba sarf ettiği, kendi tamamen işlerine yöneldiği, bir ortamı özlüyorum yani diyelim ki sizlerle bu röportajları kabul ettiğimizde şunu özlüyorum Akif Bey'in birinci sorusunun iman nasıl bir hakikattir bu hakikat insanı dünyada nasıl mutlu eder İslam Peygamberi dünyaya nasıl bir rahmet mesajı getirdi o rahmet mesajı hep tarihte mi kalacak? Bugüne biz bu rahmet mesajını nasıl taşıyacağız diye çok özlediğimi ifade etmek isterim. Dolayısıyla daha çok güncel konularda din, diyanet, diyanet toplum, din toplum, din siyaset ilişkilerinde sorularla muhatap oluyoruz. E tabi bu da hayatın bir parçası insanların en çok tartıştığı konulardan bir tanesi sağlık, bir tanesi din deniyor. Ve herkesin de en çok bildiği bir konu olarak ortaya çıkıyor. Bir de herkes kendisini zaman zaman din üzerinden ve diyanet üzerinden başkalarına, öteki bildiği dostlarına veya kardeşlerine mesaj iletmeye çalıştığı zaman gerçekten iş çok farklı noktalara varıyor. Sizin de dediğiniz gibi... E bilhassa dini bir meselede herhangi bir şey olduğu zaman Diyanet biraz geciktiği zaman neden gecikti diye sorgulanıyor konuştuğu zaman canım Diyanet neden bu kadar da konuşuyor denildiği oluyor bu hakikaten zor bir konu ama buna rağmen o milletle devlet arasında toplumla din arasında ki dengeyi, çok iyi bildiği için Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı açıklamalar toplum tarafından büyük bir makez bulduğu için ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bütün bu tartışmalarda zaman zaman örselense, zaman zaman yanlış anlamalara yol açsa dahi bugünün şartlarında bunu yapması gerekiyor Diyanet'in. Diyanet'in bu noktada aslında acıklı bir tarihi var. Yani bu bugün olan bir şey değil. Ee, keşke e, zaman olsa da sizinle tarihini konuşsak 60 ihtilalinde Diyanet nasıl konuşuldu, nasıl tartışıldı e, Efendim e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, 70'lerde 12 Eylül'den sonra 28 Şubat süreçlerinde Bütün o süreçlerde Diyanet İşleri Başkanlığı ile toplum arasında, devlet arasında, dinle siyaset arasında nasıl çelişkiler yaşandı Burada beni en çok üzen şeylerden bir tanesi sadece iki şey var. Madem bu konuyu açtınız bunu söylememe lütfen izin veriniz. Birisi herhangi bir ister siyasetçi olsun ister herhangi bir gazeteci olsun herhangi birisi dinle ilgili bir şey konuştuğu zaman da diyanetten hemen bir cevap bekleniyor. Halbuki diyanet herkesin müsahihi değil. Yani herkesi tahsih etmek için görevlendirilmiş bir kurum değil. Bu çok önemli izin verirseniz ben de burada araya gireyim. Estağfurullah. Ee, aslında sıradaki sorum da buydu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her çekiştirene ya da her e, eleştirene anında cevap yetiştirmek gibi... Bir refleksi var mı ve bu doğru Hayır, yani bu doğru kadar değil, medya bu. duyarlılığı bu kadar medyaya duyarlı olmak Diyanet gibi bir kurum için asla, doğru bir e, strateji mi? Asla doğru değil sadece bir bireysel bir açıklama dahi olsa eğer yaygınlık kazanır toplumsal bir algıyı etkilemeye başlarsa bu toplumsal algıyı etkilediğini biz nereden tespit ediyoruz? ...85 bin, 90 bin camimizde vatandaşlarımız soruyu imama, müftüye yöneltmeye başladığında... ...Diyanet İşleri Başkanlığı'nı aramaya başladığında biz anlıyoruz ki... ...yahut doğrudan artık e, e, sosyal medya aracılığıyla da Diyanet'e düşüncelerini iletmeye başladıktan sonra... ...biz onun toplumsal bir algı algıda da yanlışlara yol açacağını düşündüğümüz zaman... E, ...mutlaka o zaman bir açıklama yapıyoruz. Ama ikinciyi üzen önemli şey açıklama kimin açıklaması? Yani eğer dini bir konu ise bu mutlaka din işleri yüksek kurulu tarafından açıklanması lazım. Eğer yine toplumsal dini bir konuysa doğrudan Diyanet İşleri Başkanı yahut Diyanet İşleri Başkanının görevlendirdiği birisi tarafından bunun yapılması lazım. E, ne oluyor bu konuda en önemli sorunlarımızdan bir tanesi şu. Bunu lütfen başka soruya geçmeden e, mufassal bir şekilde anlatmama izin veriniz. ve e, Gazeteci dostlarımız da lütfen bu sözlerimden alınmayacaklar. Siz de bir medya mensubu olarak. Şimdi e, Türkiye'de diyelim ki çok e, her, her tarafı ilgilendiren büyük bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışmaya önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nı çekmek için sorular yöneltiliyor. Diyanet neden sustu, neden konuşmuyor falan deniliyor. Diyanet eğer o o tartışmaya girmek istemiyorsa, o takdirde gazeteci dostlarımızın yeni keşfettiği, 2-3 yıldır keşfettiği bir metot var. Alo fetva hattını arıyor. Alo fetva hattına diyor ki mesela, hocam e, paralı bir şekilde bahis oynayarak, lades oynamak caiz midir? Bugün de var gazetelerde, üstelik 2 yıl önce de vardı. 2 yıl önceki haber bugün yenilendi. Lades oynamak caiz midir? Bizim hocamız da çok güzel bir şekilde ciddiye alarak e, vatandaşımızı, e, efendim diyor eğer bir bahis söz konusu ise haksız bir kazanç vardır ve bu doğru değildir diyor. Ertesi gün biz gazetelerde ortalık yanıp tutuşurken, bu kadar büyük tartışmalar yaşanırken, bunlara bigane kalan Diyanet e, önemli bir açıklama yaptı. Lades haramdır diye bir açıklama yaptı. Yani şu kadar şunlar 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 yapılırken susan Diyanet, "Lades haramdır." diye açıklama yaptı. Bu sefer toplum bunu şöyle algılıyor. Hakikaten zannediyor ki bazı insanlar zannediyorlar ki Diyanet İşleri Başkanlığı bütün alimleriyle, hocalarıyla oturduğu, "Lades caiz midir, değil midir?" diye bir tartışma yaptı. Sonra da bunu topluma yaydılar. "Yahut hocam küpe takmak caiz midir? Hocam dövme yapmak caiz midir?" Hocam efendim iki bayram arasında düğün yapmak caiz midir? Hocam şunu yapmak caiz midir? Bu Bunu alo fetva hattından alıyor. Ertesi gün o gün kurumsal bir açıklama imiş gibi topluma takdim ediliyor. Bizi üzen en önemli husus bu yöntemin diyaneti itibarsızlaştırmak için kullanılıyor olması. Biz bildiğiniz gibi 15-20 gün önce, 15 gün önce Edirne'de bütün il müftülerimizi topladık ve Balkanlardan gelen müftülerle ortak bir toplantı yaptık. Orada ele aldığımız konulardan bir tanesi de ben ısrarla bu hattı kapatalım dedim. Ancak bilimsel araştırmalar var, master doktora tezleri var ve bazı kardeşlerimizin sadece bu bu hatta yaptığı müracaatı ile intiharlardan kurtulduğunu biliyoruz. Yani vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Okuma geleneğimiz zayıfladığı için İnsanlar bunu kolay bir yöntem olarak başvuruyorlar. İlmihal yani, açacağına telefonu tık, kaldırıp direkt alo fetva soruyor. hattına soruyor. soruyor. O i̇şte yahut diyelim ki 5 sene önce yazılmış Din İşleri Yüksek Kurulu'nda onayladığı bir kitaptan bir cümle bularak bazen de Diyanet İşleri Başkanlığı şöyle bir açıklama yaptı deniyor. Bu hakikaten kabul edilemez. Ben bu vesileyle yani hem medya mensubu dostlarımıza hasreten istirham ediyorum. Bu yöntem doğru bir yöntem değil. Bu yöntem eğer biraz daha devam ederse zorunlu olarak bu hattı kapatmak zorunda kalacağız. Hattı kapatmadan istismarını önlemenin başka bir çaresini tartıştınız mı? Var mıdır? E, tabii tabii. Yani yazılı olarak müracaatları alıp sonra onları yazılı olarak e, cevaplandırmak gibi yahut büyük bir yayın grubu oluşturup, internet ortamında yayın grubu oluşturup, o sorulara hazır olan cevaplara yönlendirerek şu kitabın şu sayfalarını okuyun demek suretiyle bir yöntem düşünüyoruz. Ve benzer başka yöntemler de var ama üzülerek belirteyim. Yani son 2-3-4 yılda toplumun gündemine Diyanet'i küçük düşüren ne kadar haber düşmüşse, Bunların hiçbirisi Diyanet'in açıklaması değildir. Diyanet'in kurumsal olarak topluma takdim ettiği bir açıklama değildir. Ne küpe meselesi, ne dövme meselesi, ne lades meselesi, ne iki bayram arası bilmem efendim düğün meselesi. Bütün bunlar herhangi bir kitapta, ilmi hal kitabında bulabilecekleri şeylerdir. Bütün bunlar telefon marifetiyle alınıp daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yani bu kelimeleri kullanmak istemiyorum ama böyle üzücü bir hadise olduğunu ifade etmek istiyorum. Şöyle tartışmalar oldu ben şimdi sizi dinlerken gerçi o müftüler toplantısının sonuç bildirisinden hareketle o açıklamayı soracaktım size. Yani bu alo fetva hattının Diyanet'i itibarsızlaştırmak için kullanıldığını <laughs> söylüyorsunuz. Nasıl bir mekanizma bu nasıl itibarsızlaştırıyor diye onun cevabını almış oldum. Evet. Fakat şöyle bir şey var. tabi e, ya Bizans kuşatılırken işte işgal edilirken ha. içeride meleklerin cinsiyetini tartışan e, Aynen. ruhban sınıfı gibi bir durumda mı? Aynen. Yani bu durumu düşürmek istiyorum. Aynen böyle bir algı oluşturuluyor. Bundan dolayı son derece üzgün olduğumuzu ifade etmek isterim Yani uğraştığı bir işlere şey bakın. Ona ka evet, geliyor. kaldı ki bir şey daha ifade edeyim. Bazen de dostlarımız fetva kelimesiyle istihza edenler oluyor. Bir defa fetva kelimesi İslam tarihinde, İslam fıkıh tarihinde en sivil kavramdır. Yani bir kaza kavramı vardır, bir de fetva kavramı vardır. Kaza kavramı hukuki bir kavramdır. Yani o ancak bir hakim marifetiyle verilir. Ama fetva kavramı sivil bir kavramdır. Yaptırımı yoktur. Siz sadece gider, onu alırsınız, ister amel edersiniz, ister etmezsiniz. O bir bilgidir, o bir dini soruya cevaptır. Ee, yoksa bir yaptırımı yoktur. Yani ey toplum, siz bunu mutlaka yapacaksınız diye bir şey söz konusu değildir orada. Size bir e, ameli bir konuda dini görüş bildiriliyor ya yani din, evet. din hayat pratiğine ilişkin e, e, din kaynaklarından hareketle. E, bir görüş bildiriliyor. Ona evet. uyup uyumamak bu doğrudan kişinin yasaların kişinin iradesine bağlı. Doğrudan yasaların Diyanet İşleri Başkanlığı'na verdiği görev vardır. Toplumu din konusunda aydınlatmak, din Şer'iyye Yüksek Kurulumuzun görevleri de tadad edilirken toplumun din konusundaki sorularına cevap vermek vardır. Bunu bazen bir müftümüz cevap verir. Kaldı ki bu fed, bu hat Sadece Merkez Teşkilatı'nda yoktur, 81 ilimizde vardır. Oranın başında gerçekten bu işe emek vermiş e, hoca hanımlar, hoca efendiler otururlar. E, hem kendilerini yetiştirirler bir taraftan, bazen de soruları alırlar, e, e, vatandaşımızın telefonunu alırlar. Araştırmalarını yaptıktan sonra tekrar ona dönerler ve ona cevap verirler. Bu çok güzel bir iletişim yoludur ama bu iletişim yolunu e, istismar etmemek lazım. O zaman anlık cevap veriyorlar çoğunlukla. Evet. Ama eğer sorunun cevabı hazır değilse tabii. muhatapta o zaman araştırıp öyle dönüyor. Öyle dönüyor, Evet. Ee, peki bu o halde bu bu mevzu sanırım açıklığa kavuştu. Evet, çok teşekkür Siz, ediyorum. Siz e, ben teşekkür ederim. Eee dertliymişsiniz. Ben <laughs> o soruyu sorarken bunu öngörmemiştim aslında. Evet. E, Diyanet hemen her konunun e, öyle ya da böyle bir biçimde e, içinde içinde Son aktüel konuları kastediyorum. Yani Paris'te bir terör saldırısı meydana geldiğinde de din terör, din şiddet ilişkisi evet. açısından. İşte dediğim gibi... Bugün da, bugün Pakistan'da Cuma namazında bir patlama oldu ve 20 insan hayatını kaybetti. Pek çok insan yaralı mesela. Anında e, tepkimizi ifade tepki ettik. Tepki ifade Farklı ediyorsunuz. Farklı evet. Dolayısıyla bir biçimde işte bir maden kazası meydana geldiğinde gene diyanet... E, Dikkat merkezi olmaya başlıyor. Bir şey dedi mi demedi mi ne diyecek diye bakılıyor. Ya da yani siyasi iktidar herhangi bir tavır aldığında, bir politika geliştirdiğinde, muhalefet bir şey söylediğinde yine diyanetten tartışmaya katılmasını bekleyenler çıkabiliyor. Yani neden siyasilere ayar vermediği din üzerinden ayar çekmediği konusunda da eleştiriler gelebiliyor. Ben bundan ne kadar rahatsızsınız onu öğrenmek için sor yani, sormuştum. Yani ku kurum olarak sadece şahsım değil, bütün çalışma arkadaşlarımız olarak çok rahat olduğumuzu söyleyemem. Ama e, tabii toplumsal bir sorumluluk olduğu için de kaçamadığımız bir konu. Mesela bu Soma meselesi. Soma'da ben kendim bizzat arkadaşlarımla beraber ziyaret ettim. Orada bunu e, takdirle izah etmenin insan sorumluluğunu asla ortadan kaldırmayacağına dair sürekli açıklamalarımız oldu. Takdirden yani kaderi. Tabii kaderi, kaderi kastediyorum. Yani bunun biz insanların ihmal suçlarını Allah'a yıkamayız diye açıkça ifade ettim. Tedbir alınmamış. O hafta o hafta hutbe okundu hutbe onunla ilgiliydi. Sonra Ermenek'te yine aynı şekilde e, vefat eden kardeşlerimizin cenaze namazını kıldırmak için bizzat gittim. Orada da aynı şekilde iş güvenliği önlemlerini almak yani bu insanların hakkını vermek ne kadar önemli ise iş güvenliği konusunda önlemler almak yüce dinimiz tarafından o kadar önemlidir diye sürekli açıklamalar yaptığımız halde bakın o konuda da mesela şöyle bir algı oluşturuldu. İstanbul'da okutulmayan bir hutbe metni bulundu. Yani hiçbir camide okunmayan bir hutbe metni bulundu. O hutbe metninde He fazla tedbir Allah'ın zoruna gider diye bir cümle bulundu. Evet böyle bir cümle bir metne bir metinde vardı. İki gün önceden Diyanet İşleri Başkanlığı bundan haberdar oldu. Ve hemen böyle bir metnin okutulamayacağını onlara bildirdi. Öyle bir şey okunmadı. Ama şu anda en az 10-15 köşe yazarımız nice röportajlarında, canlı televizyon programlarında Söz Diyanet'e gelince e, Diyanet Buna referans Diyanet ediyorlar. okunmayan bir hutbe metninden Diyanet fazla tedbir e, takdir e, şey Allah'ın zoruna gider diye bir açıklama yaparak e, bu iş güvenliği konusunda ihmali olan iş adamlarına destek verdi. Hatta Diyanet İşleri Başkanı böyle bir açıklama yaptı. Hatta Din İşleri Yüksek Kurulu böyle bir açıklama yaptı diye denildiği zaman tabi bu gibi hallerde de hakikaten her konuya cevap vermemiz de e, mümkün olmuyor dolayısıyla bundan dolayı biraz üzgün olduğumuzu ifade etmek İstanbul Müftülüğüne başladınız. Bir, İstanbul Müftülüğünün bir hutbesi diye geçiyor bu. Yani evet. Google'a girdiğinizde de işte karşınıza çıkıyor bir şekilde o metin ama siz bunun okut, okunmadığını, okutulmasına da, okunmasına da müsaade edilmediğini Tabi. E, İki gün önce İki gün önce çok önceden hazırlanmış bir hutbe metni olarak o hafta okunacağını tespit etti Diyanet İşleri Başkanlığı ve hemen onun okunmayacağını söyledi. Bunu cümlenin de doğru olmadığını söyledi. Hatta bu, bu, bu metni yazan arkadaşımıza da bu konuda bir, 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 ihtar verildi. Evet. Şimdi tabii iş şuna geliyor. Ben bu bahsi ertelemeyi Öneriyorum hemen girmeyelim bence daha öncelikli birkaç konu var. İş şuna geliyor neden bu tür mevzularda bir duyarlılık bir hassasiyet var ve hemen diyanete eleştiri okları yöneltiliyor. Çünkü diyanetin ayet ve hadiste siyasi iktidarı koruyucu kollayıcı bir tavır içine girdiği <laughs> şeklinde bir algı ya birilerinde var ya da birileri böyle bir algı meydana getirmek istiyor. Şimdi evet. bunun gerçekliği nedir? Bu sadece bir algı mıdır? Bunun bir gerçekliği var mı? Bunu da burada sizinle konuşmak isterim evet, bu evet, akşam. Ama izin verirseniz ondan önce hızlı giriş oldu. Biz tabii işin, ne, meselelerin son, kalbine kadar geldik fakat, ama oradan biraz geriye çekilip. bu son sorunuz, ilk sorunun önemli bir parçası olarak isterseniz onu da cevaplayalım. Öyle devam edelim. Peki yani nasıl istersiniz? Bu son istersen? derece önemli. Çünkü hakikaten yani Diyanet İşleri Başkanlığı tarih boyunca siyaset dışında ve siyaset üstü duruşu kurumsallaşmış bir müessesedir. Yani Diyanet herhangi bir Diyanet mensubunun siyaset yapması doğrudan sadece görevinin değil, memuriyetinin sona erdirilmesine amir hükümler var. Nitkim son yıllarda pek çok arkadaşımızın görevine son vermek zorunda kaldık. Bizatihi cami içinde yahut dışında, sadece içinde değil, dışında dahi. Ama şöyle bir şey var. İki şey ifade etmek isterim. Bir tanesi, herhangi bir siyasi partinin toplum, toplumu yönetme adına, toplumu idare etme adına, topluma takdim ettiği düşünceleri adına dinle ilgili bazı fikirleri, düşünceleri olabilir ve bunu toplumla paylaşabilir. Bazı dinle ilgili bazı prensipleri toplumla paylaşabilir. O konularda eğer diyanetle siyaset arasında bir çakışma meydana geliyorsa, Diyanet İşleri Başkanlığı kendi görev alanlarından çekilecek değildir o konuda. Yani bu bizatihi eğer siyaset diyanet alanında bir açıklama yapıyorsa, diyanetin zaten o konudaki açıklaması öyledir. Çünkü kitapta öyle yazılıdır. Çünkü hadiste öyledir. Çünkü Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamalarında da öyledir. Yani bu çakışmadan dolayı eğer diyanete böyle bir suçlama yapılırsa bunu doğru bulmam bu doğru değildir. Şö şöyle bir şey bir peki? Bir şey daha ifade edeyim. Ayrıca Diyanet'in de Diyanet'in bir kamu kurumu olduğunu da ...nun da altını çizmek isterim. Bu da önemli bir boyut. Evet. Ondan önce buna dair de bir sorun var. Ee, ya yani sizden sizden talep edilen şey e, ne kadar haklı bir kamu kurumu e, ne suretle ...buraya atamaların yapıldığı belli. Dolayısıyla bunu yok sayarak... E, ...diyanetten bir... ...tavır, bir duruş beklemek... ...ne kadar haklı? Siyaset üstü... ...bu sınırlar içerisinde nasıl... ...olunabilir? Yani siyaset üstü... ...davranıp davranmadığını, Diyanet'in nasıl... ...anlayabiliriz? E, bu, bu, bu önemli bir tartışma konusu. Fakat... ...şöyle bir şey var. Bir siyasetçi... ...iktidardan ya da muhalefetten... ...din konusunda bir açıklama yaptığında... Diyanetin mutlaka o meselenin asıl sahibi olarak ortaya çıkıp karşısına dikilip eğer yanlış bir yanlışlık görüyorsa ona cevap vermesi vazife midir üstüne? Yani bunların hepsinin üstüne vazife almak durumunda mıdır? Din konusunda sıradan vatandaşlar kendini yani Müslüman olan kendini Müslüman olarak tanımlayan sıradan vatandaşlar ya da bir siyasetçi herhangi bir ayeti ve hadisi kullanamaz mı? Bu kullanım mutlaka Diyanet'in onayına ve tasvibine mi bağlıdır? Yani Diyanet'in tasvip etmediği şekilde ben bir ayetle ilgili düşünce beyan edemez miyim ya da bir hadisle ilgili düşünce beyan edemez miyim? Ee, he, yani e, layık, demokratik bir ülke olduğu için herkes sadece siyasi partiler değil, sivil top örgütleri, basın yayın mensupları, e, bireyler, herkes müsbet yahut menfi uyan yahut uymayan yani doğrudan dine uyan yahut uymayan bir şey söyleyebiliyor. Bu ne zaman Diyanet'in ilgi alanına girer? Az başta da ifade ettiğim gibi toplumsal bir algıda bir yanılgıya yol açtığı zaman toplum bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşüne müracaat ettiği zaman Diyanet İşleri Başkanlığı o zaman kanaatini ifade eder. Ben iki tane örnek vereyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani salt dini konularda ben 8 sene Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. 4 senedir de Hasbel Kader Diyanet İşleri Başkanı olarak e, siyasi erkten Diyanet'in dini alanlarında yani din konusunda cami içinde cami dışında yürüt yürüttüğü dini konularda herhangi bir telkine maruz kaldığınız kesinlikle söyleyemem. Buna bütün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın personeli buna, daha önceki başkanımız, başkanlarımız hep birlikte biz buna şahit olduk. Ama bunun şöyle tersi oldu. Yani diyelim ki burada oturuyoruz. Herhangi bir siyasetçi açıklama yapıyor. Yeni Türk Lirası'na geçmişiz. efendim. Diyanet İşleri Başkanı'nın da haberi olmadan yeni Türk lirasına geçişte yaşayacağımız sorunlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da bir hutbe okuyacak Den, dediğinde Diyanet İşleri Başkanlığı daha bir saat geçmeden asla peygamberin minberleri bu konuların yeri değildir diye açıklama yapmıştır. Yahut bir başka siyaset adamı Avrupa Birliği algısı düşmüştür toplumda. Bunu camilerde bir hutbe marifetiyle bu algıyı yükseltecek şeyler söylemeliyiz denmiştir. Hemen akabinde Diyanet İşleri Başkanlığı, peygamberin minberleri bu konuların yeri değildir. Zaten son yıllarda biz yurttaşlık meselelerini minberden uzaklaştırdık. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı tarihinde bunlara maruz kalmış mıdır? Hem de, ne, hem de nelere maruz kalmıştır? Bu, bu minberlerde Akif Bey e, bu minberlerde Türk lirasının fazileti ve dolar karşısındaki fazileti konusunda hutbe okunabilmiştir. Ya da trafik yani, trafik kurallarına du, riayet. Üzülerek belirteyim. Üzülerek belirteyim. Yani o haftalar vardı. Turizm haftası. Bes, şu beslenme hafta, hafta beslenme, beslenme yani, haftası. Zaman zaman bunlara maruz kalmıştır. Ama asla Diyanet İşleri Başkanı'nın o ortak aklı, o ortak vicdanı bunu kabul etmemiştir. Dolayısıyla bu oturmuştur, bundan sonra da hep böyle devam edecektir inşallah. Yani vatandaşlık bilgisi kitap kitabından bölümler okunan hutbeler Hayır yok ve olmayacak. Biz e, camiye gelen vatandaşlarımıza hangi düşünceden, hangi e, mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun mümin olarak hitap etmeyi tercih ederiz. Dergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Camiler devlet dairesi değildir Akif Bey. Bu camideki görevli kamu görevlisi olabilir. Ama camiler Allah'ın evleridir. Bu önemli. Camilere şey. gelenler de birer mümin olarak gelirler. Camide hutbe irat eden ve vaaz eden kişi onlara mümin olarak hitap edecek. Dolayısıyla devletin bir e, yurttaşlık görevini diyelim, eğer o yurttaşlık görevi sosyal bir sorumluluk ise, dinde yeri olan bir sorumluluk ise, o çakışmadan dolayı cami içerisinde de biz bunu ifade ederiz. Yani elbette diyelim ki sağlık konusu dinin dışında bir şey değildir. Bu konuda bilgi verilebilir, çevre meselesi dinin dışında bir şey değildir. Ama bunu, Çevre Bakanlığı'nın gönderdiği bir genelgeyi okuyarak değil, bunu yüce dinin temel prensiplerini dikkate alarak dini çerçevede ancak o bilgiyi verme imkanına sahiptir. Yani mesela trafik kazaları sosyal bir e, sorun haline gelebiliyor. Tabii. Böyle zamanlarda trafik kazalarında fevkalade artışlar varsa, Diyanet İşleri Başkanlığı insan canının kutsiyeti üzerinden tedbir önerebilir mi buna ben, dair hutbeler okuyabilirim. Ben yanlış mi? anlaşılmaması için o örneği verdim. Yani bunlar aynı zamanda dinin can konusu, can emniyeti konusu. Yani eğer trafik kazalarından dolayı bir bayramda yüzlerce, binlerce insan kaybediyorsak bu caminin içindeki bir konu değildir ben diyemem. Ama bunu bunu anlatırken topluma efendim emniyet genel müdürlüğünün bir genelgesi mahiyetinde okuyamaz. Trafik kurallarına Bunu, ve işaretçilerine uyun gibi. Ve belki sadece o konuda bir hutbe olmaz ama can, canın değeri konusunda, insanın onuru değeri konusunda bir bilinçlendirme, farkındalık, bir konuşma geliştirme. yapar. Onun içerisinde de bu en güzel bir şekilde ifade edilir. Devletin, vatandaşın devlete karşı görevleri, hak ve yükümlülükleri bahsine buradan, girmeyiz. Bu caminin korusu değil, değildir. değildir evet. Ee, önemli bir paradigma değişikliği Diyanet İşleri Başkanlığı için. Cami cemaati olanlar, cuma müdavimi olanlar bunu bilir. Yani, yani sorun, geçmiş sorunuz cevapsız kalmasın. Vergilendirmiş kazanç kutsaldır deme. Yani vergilendirmiş kazanç kutsaldır demez herhangi bir din görevlisi. O çünkü, vergi dairesinin işimidir. Çünkü yok oraya kutsiyet atfedemem. Yani helal kazanç kutsaldır derim. Helal kazanç kutsaldır derim. Ama vergilendirmiş vergilendirilmiş kazanç kutsaldır dediğimiz zaman dinen de yanlış bir cümle kurmuş olurum. Çünkü oraya kutsiyet izafe edemem. O bir görevdir. Devlete karşı vatandaşın görevidir. Onun çünkü yolunu yapıyor, elektriğini veriyor, suyunu veriyor vesaire. O sadece devlete karşı değil, kaldı ki ammeye karşı. Yani bütün topluma karşı vazifesidir. Bu Ayrı bir şeydir yani. Bu, Ama e, bunu böyle sloganlaştırarak vergi dairesinin konusu gibi eğer hutbede takdim edilirse, ben Hazreti Peygamber'in geleneğinde böyle bir şey olmadığını açıkça ifade etmek isterim. E, az önce de söyledim, belli bir yaşa gelmiş Cuma müdavimi izleyiciler bilecektir. E, çokça sizin... E, uygun görmediğinizi söylediğiniz türden hutbeler geçmişte okundu minberlerden. Evet. Yani e, vatandaşlık bilincini artırmak yani için yani sayısı çok değildir ama bazı ara dönemlerde, zor dönemlerde Darbe dönemleri de bunlar. Evet ara dönemlerde maalesef bu telkinler olmuştur ve bunlar, bu, bununla ilgili bazı olumsuz örneklerimiz vardı bizim tarihimizde. Vatandaşın devletle rabıtasını bağına aidiyetini inşa etmek için camiler ve diyanet kullanıldı, araçsallaştırıldı. Ee, ama artık bu dönemin sona erdiğini söylüyorsunuz siz. Evet. Ee, bu önemli dediğim gibi bunun önemini de en iyi e, cuma cemaati takdir edecektir e, bu tartışmayı isterseniz burada Nokta bırakalım bir boyutu daha vardı buradan çıkmadan şimdi siyaset üstü dediniz <laughs> ihanet e, bunu biz nasıl ölçeceğiz girişte de söyledim bana e, hiçbir konu gösteremezsiniz ki bir ucundan gelip de dine dini hayata Allah ve dolayısıyla Diyanete değmesin. Bu durumda biz Diyanetin Siyasi Mücadelelerde Örtük Biçimde taraf olmadığını Görüş bildirirken taraf olmadığını Nasıl bileceğiz? Şimdi vatandaş Çeşitli vatandaş Kahir ekseriyetiyle Müslüman toplumda Fakat Siyasi tercihi Değişiyor Yani e, Müslümanlık ortak kimlik, Müslüman olanlar için söylüyorum toplumun e, büyük çoğunluğu için buna dair araştırmalar var. Birazdan ona da geleceğiz. E, Konda'nın yaptığı mesela son bir çalışma var. Orada hem Diyanet hem Türkiye'de Müslümanlık Müslümanların kendini ve Diyanetini, na, Diyanet'i nasıl algıladığı konusunda önemli birkaç veri var. Hatta Alevilik meselesi ve Diyanet'in çoğulculuğu meselesine de gireceğiz. E, bir anons olarak şimdiden onu da söylemiş olayım. E, fakat dediğim gibi biz şimdi her mesele bir şekilde siyasete de e, değdiği için, diyanete de değdiği için bir tarafından, diyanetin burada aslında siyasi bir pozisyon alarak e, görüş bildirmediğini nasıl ölçeceğiz? E, yani e, tabii eğer o konu, e, diyanetin topluma verdiği bilginin kaynakları belli, e, kitap belli, sünnet belli, eğer o çerçevede konuşuyorsa, bu çok açık net olarak ortaya çıkar ama eğer onun dışına çıkarak yani e, sadece gündelik politikanın malzemesi olabilecek şekilde eğer bir şey söylenmişse o takdirde e, yani farklı olarak algılanacaktır hocam şöyle somutlaştırayım izin verirseniz eski bir diyanet mensubu muhalefet partisinde milletvekili diyelim İktidar partisinde de diyanet kökenli milletvekili olabilir. Yani müftülük tabii, vaizlik yapmış, tabii. diyanette geçmişi olan kişiler olabilir. Ya da ilahiyat kökenli, ilahiyatçı. Diyanette bir personellik ilişkisi olmamış ama ilahiyat kökenli. O da ayet ve hadiste bir şey söylüyor. Aynı konuda bu taraf da ayet ve hadiste bir şey söylüyor. de yeri geliyor sorulduğu için bir soruya cevaben ya da sizin söylediğiniz gibi çok yaygınlaştığı için ve e, Diyanet'in e, bir şekilde müdahil olma lüzumu hissettiği e, hissetmesinden dolayı Diyanet de bir şey söylüyor. Şimdi Diyanet'in bir şey söylerken o taraf da işte dinden hareketle dini referansla bir şey söylüyor. Buradaki de bir ayet hadisi yorumluyor. Diyanet e, bir şey söylerken herhangi bir şekilde siyasi motivasyon taşımadığını, siyasi zahit hareket etmediğini kitabı açıp baktığımızda görür müyüz? Bunun bir e, garantisi olabilir mi? Yani e, demek bu bir takım zanlara yol açıyor ki tartışmalara da yol açıyor. Yani şöyle bir algı var. Zannediliyor ki daha önce işte o ara dönemlerde olduğu gibi e, Diyanet üzerinde bir, böyle bir baskı olduğu zannediliyor. Dolayısıyla burada zanlar devreye giriyor. O zanlara göre de bir takım değerlendirmeler yapılıyor göre gördüğüm kadarıyla. Geçmiş pratiğin e, o zaman yükü bu bagajı bu. Yani geçmişte yaşananların bir de yani bir de nedeni... Diyanet'in statüsünden kaynaklanıyor. İsterseniz ona da girelim. Şimdi şimdi ona geçelim. Diyaneti yani kamu kurumu olması ne kadar sınırlıyor size? Ona gelelim isterseniz. Evet. Ee, yani eee Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öteden beri e, tamamen siyasetin dışında daha özerk bir kurum oluşu olması ile ilgili e, 1952 yılından itibaren Türkiye'de bir tartışma olmuştur ama bu gerçekleşmemiştir. Aslında Diyanet'in üzerinden bu zannı almanın, bu töhmeti almanın en önemli yollarından bir tanesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bizatihi yasasına dini, ilmi ve idari bakımdan özerk bir kuruluştur. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları da dahil, e, nasıl ki Dini İşleri Yüksek Kurulu seçimle geliyor seçimle gelen din işleri yüksek kurulunun kendi özgür iradeleriyle kendi bilimsel araştırmalarıyla vardıkları neticeleri topluma iletmeye başladıklarında ben bu zannın bu töhmetin de diyanet işleri Başkanlığı üzerinden kalkacağını düşünüyorum ama bu bu olmadığı takdirde bu tartışmayı bitirme imkanına sahip görünmüyoruz. Bu konuda bir hazırlığınız var mı peki? Evet, şüphesiz. Bir yasa tasarısı çalışması mı var? Yasa teklifi? Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın sürekli bu önerisi hazırdır. Bunu peki siyasi irade ile siyasi e, makamlarla paylaştınız mı? Hükümetle paylaştınız mı? Daha açık Tabii bu ya. bir anayasa sorunu olduğu için sadece e, hükümetle değil aslında bütün siyasi partilerin bir araya gelerek bu konuya bu konuda bir karar vermeleri gerekiyor. Bu sadece bir hükümetin meselesi değil yani bütün siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisinin e, hakikaten Akif Bey yani Diyanet İşleri Başkanı'nın hem Türkiye'de hem de uluslararası da ihraz ettiği mevki geldiği konum artık bunu zorunlu hale getiriyor yani e, sadece bir e, efendim doğrudan e, biliyorsunuz daha önce e, devlet bakanlığına bağlıydı sonra Başbakan yardımcılarımıza bağlandı. Şimdi doğrudan Sayın Başbakan'a bağlı bir kurum. Elbette bu bunlar bu aşamalar dahi Diyanet İşleri Başkanlığı için son derece önemli. Ama ideal olan ideal olan o olgunluğa hep birlikte varmaktır. Yani dini, ilmi, idari bakımdan özel bir kuruluş olması. <laughs> Affedersiniz kamu tüzel kişiliğine sahip değil mesela. Ne demektir bu? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir camiye bile sahip değildir kamu tüzel kişiliği olmadığı için. Yani herhangi bir üniversitenin bile kamu tüzel kişiliği vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kamu tüzel kişiliği yoktur. E, vakıflar, dini ve, ve din eğitimi ve din hizmetleri amaçlı kurulmuş tarihi bütün vakıfların hiçbirisinin Diyanet İşleri Başkanlığı ile herhangi bir ilgisi yoktur. Başka bir genel müdürlük bünyesindedir. Yani tarih boyunca bütün e, tarihimizde ...ve bütün ülkelerde var olan e, bu birliktelik de yoktur. Dolayısıyla bütün bunları yeniden düşünerek, düşünülerek, yani hem bu özellik meselesini... ...hem kamu tüzel kişilik meselesini, hem belki bundan sonra başkanların seçimle... E, ...yani bütün Diyanet Camiası'nın ve İlahiyat Camiası'nın akademik e, ve bürokrasi... ...akademik ve ilahiyat bürokrasinin tamamının ittifakıyla belki seçimle gelmesini sağlayacak... ...daha özerk ayaklarının üzerinde durabilen, kendi bütçesiyle vakıfları birleştirmiş, efendim her şeyini bütçeden alan değil... ...doğrudan kendi özel bütçesi olan bir müessese olarak aslında yoluna devam etmesi en ideal olandır. Ve bu da dediğim gibi daha 1952 yılında rahmetli Başbakan Adnan Menderes... O zaman e, Ali Fuat Başk ile verdiği görev vardır. Onun hazırladığı e, çok muhteşem bir Diyanet Kanun taslağı vardır. Yani inanın bugün bile el aradan neredeyse 50-60 sene geçtiği halde bugün hala bunu konuşmuyor olmak, bunu tartışmıyor olmak. Bunun yerine sürekli her gün din, siyaset, devlet, toplum ilişkilerinde bu gerilimleri yaşamak e, doğru değildir. Bir anayasa yeni anayasa çalışması var Türkiye'nin gündeminde. Bir türlü gerçekleşmedi. Seçimlerden sonra yeniden gündeme gelecek. O çalışmaların gündeminde mi bahsedilsin bu teklif? İnşallah diyeyim. Ben yani herhangi bir gündeme alınmışlığı yok. Ama bu benim <laughs> e, buradan tekrar bu öneriyi iletmiş evet, oluyorsunuz. Bu Güney sadece edin. şahsım değil, bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte. Teklifimiz. Diyanet İşleri Başkanlığının bir özlemidir. E, uluslararası konumu, Türkiye'deki konumu da artık bunu zorunlu hale getirmiştir. E, Türkiye. Diyanet İşleri Başkanlığı camiler devlet dairesi değil ama Diyanet İşleri Başkanlığı bir devlet kurumu, yani devlet dairesi burası. Bu, bu söylediğiniz şekliyle gene bir bir devlet kurumu olacak ama siyasetten bağımsızlaşmasını, özekleşmesini sağlamış olacak böyle bir düzenleme eğer gerçekleşirse. O zaman da bu tür spekülasyonlar ortadan kalkar. Eski başkanlar Allah rahmet eylesin hem Ahmet Hamdi Akseki hem Ömer Nasuhi bilmen bu tartışmalar ortaya çıktığı zaman verdikleri yazılı cevaplarda sorular şöyle sorulmuştur. Diyanet bir devlet kurumu mudur? Ya Diyanet bir kamu kurumu mudur diye. Çünkü bu cevaba göre de farklı sorular gelecek. Başkanlar şöyle cevap vermişlerdir. Diyanet sıradan bir devlet ve kamu kurumu değildir. Millet adına hizmet eden bir kamu kurumudur diye cevap vermişlerdir. Evet. <laughs> Türkiye'de Sayın Başkan zaten millet adına hareket etmeyen bir kurum yok. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yargıya kadar anayasaya göre de orada mündemiş biliyorsunuz yargı millet adına karar verir. Bütün mahkemeler. Evet. Dolayısıyla maşallah bütün devlet kurumlarımızın milletle rabıtası tam ve sağlam. <laughs> Ama diyanetin elhamdülillah senin önündeki araştırmalarda gösteriyor ki milletiyle güzel ilişkileri olan bir müessese olmuştur tarihi boyunca. Tam aslında ona da biz başka bir şeyle girelim Demiştim yani terör, şiddet, İslam bir önemli bir e, grup geldi bir heyet evet, temaslarda oraya, bulundunuz. Artık oraya geçin o zaman sizin birinci, Bö, böyle birinci soruya gelmediniz şimdi, daha. Birinci soruya gelemedik ama şimdi yeri gelmişken o zaman bu araştırmada diyanetin toplumdaki algısını da konuşalım. Önümde bir araştırma var. 2014'te yapıldı. İki tane hatta bir Diyanet'in de yaptırdığı bir dini hayat araştırması var. Daha evvel gündeme gelmişti. Bu da başka bir araştırma. Muteber bir araştırma. Buradan sadece iki üç veriyi size sormak istiyorum. Bir tanesi şu. Diyanet'in sizin gözünüzde neyi temsil ettiği ile ilgili olarak aşağıdaki iki cümleden hangisi sizce daha doğrudur diye soruluyor deneklere. Devletin dini hayatı kontrol etmek ve yönlendirmek için kurduğu siyasi bir kurumdur. Siyasi bir kurumdur ee, diye cevap verenler ee, toplumun yüzde altmış pardon Hayır. bir saniye yüzde yirmi altısı pardon. Burada birinci küme ikinci küme tabi yüzde ee, yirmi altısı. Ee, devletin dini hayatı kontrol etmek ve yönlendirmek için kurduğu siyasi bir kurumdur diyenler %74 içerisinde 8'i pardon affedersiniz. Yani Diyanet'in %8'i. Diyanet'i benimseyenlerin %8'i ama Diyanet'le ilgili rezervi olanların %63'ü ee, böyle düşünüyor. Ee, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair işleri yürüten bir kurumdur. Diyenler %92'ye, bunun aksini düşünenler işte 37'ye geriliyor. Şimdi bu... E Buradan buradan neyi anlıyoruz? Yani Türkiye'de gene de e, evet çok değil. Diyanetin e, dini hayatı kontrol etmek ve yönlendirmek için kurulmuş bir siyasi kurum olduğunu düşünenler e, çoğunluğu oluşturmasa bile çok küçümselecek bir oran da değil. %8. Yüzde sekiz. Diyanetin bağlılığını benimseyenlerin yüzde sekizi. Öyle değil. Öyle değil. Şimdi, Toplamın yüzde sekizidir o. Ben araştırmayı biliyorum. Yani burada to şöyle toplumun şöyle toplumun yüzde sekizi yani Şura Başkanlığı'nın siyasi amaçlarla kurulmuş bir kurum olduğunu %92'si ise toplumun din, ibadet, ahlak işlerini yürütmek üzere kurulmuş bir müessese olduğunu. Doğrudur ama burada hemen hemen bu sorunun bir üstünde şöyle bir açıklama var. İki kümeleme yapıyorlar. Toplumun %74'ü bir kümede, %26'sı bir kümede. %74'lük kümeyi tanımlıyor. İşte daha yaşlı, dindar, muhafazakar hayat tarzına sahip vesaire bu %74. Onun içinde %8 böyle düşünüyormuş. Diğer %26'lık kesim içerisinde de %63 böyle düşünüyormuş. Dolayısıyla toplumun yüzdesine vurulduğunda durum yüzde değişiyor. %8'in üstünde bir orana tekabül ediyor. Ama çoğunluk çok açık biçimde İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair işleri yürüten bir kurum olduğu intibana sahip Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili. Alevilik meselesi tabii çok ilginç. Ona, ona verilen cevaplar ilginç. Şimdi burada hemen direkt içeriden o sayfayı evet Diyanet neyi temsil ediyor sorusunun detayları da detaylarını da tam yerini buldum. Ee, İslam dininin tam şeyi o e, alt şeylerini yapan analizlerini yapan e, soruydu. Tam veri şu az önce sorduğum soruya İslam dilinin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair işleri yürüten bir kurumdur diyenler toplamın toplumun toplamının %77'sini oluşturuyor. Yani denek temsili üzerinden devletin dini hayatı kontrol etmek ve yönlendirmek için kurduğu siyasi bir kurumdur diyenler gene toplam içerisinde %23'e tekabül ediyor. E, tabii Kair ekseriyet aksi görüşte e, o açıklığa kavuşmuş oldu. Şimdi diyanetin çoğulculaşması diye bir bahis var. Diyanetin yapısıyla ilgili olarak toplumda en azından ilke temelinde çoğulculaşma talebi olduğu sonucuna varan bir soru. Diyanetin yapısına dair sizce hangisi doğrudur? Yalnızca sünni Müslümanlara hizmet vermeli diyen yüzde on üç. Aleviler dahil tüm Müslümanlara hizmet vermeli diyen yüzde otuz dört. Müslümanların yanı sıra diğer dinlere de hizmet vermeli diyen yüzde elli üç. Dolayısıyla diğer dinleri de işin içine katarak yani Alevilerle birlikte onu da kattığımızda, diğer mezhepleri dolayısıyla kattığımızda 34-53 daha %87'sine tekabül ediyor. Toplumda %87'lik bir çoğulculaşması talebi var Diyanet'le ilgili. Hı hı. Bu söylediğiniz mesela özelleşme teklifi önerisi içerisinde buna da yer var mıdır? Şüphesiz, şüphesiz. Ne öngörüyorsunuz Şimdi orada? Şimdi öncelikle bu araştırmalarla ilgili bir düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Akif Bey, 2014 yılı içerisinde iki tane önemli araştırma yapıldı. Bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı araştırma pek çok tartışmalara da yol açtı. Yani e, hakikaten çok zor bir süreçten geçti. Halbuki strateji başkanlığımızın e, yapması gereken ve belki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mutlaka kendi hizmetlerini geliştirmesi bakımından belki iki yılda bir, üç yılda bir sürekli yapması gereken bir araştırma dini hayat araştırması. Yani cami içinde, dışında yaptığı hizmetleri nasıl ileri, ileri aşamalara götürecek, ne tür beklentiler var bunları tespit etmek bakımından son derece önemliydi. Bir de Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin, Önce 8-9 ilde yaptığı çalıştaylar neticesinde Kondaya yaptırdığı ve e, bir e, önemli bir araştırma. Bu iki araştırma e, hakikaten yolumuzu aydınlatması bakımından son derece önemliydi. Her ikisi de iki şeyi ortaya çıkardı. Bir tanesi İslam dininin bu top, bu toplumun bütün kesimlerini birleştiren e, en önemli değerler manzumesi olduğunu ortaya çıkardı. Bu bilimsel olarak ortaya çıkmış oldu. Birisi bu, bu bütün yönleriyle çünkü ele alındı. İkincisi de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumun büyük bir ekseriyeti tarafından oturmuş, kabul görmüş bir müessese olduğunu ortaya koydu. Ama tabii bir kişi bile olsa yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nı varlığını kaldı. Bu şekildeki varlığı ile ilgili az önce eleştirileri ben de yönelttim. Yani elbette bu eleştiriler olmalı ve devam etmeli. Ben her zaman şunu söylemişimdir. Biz ruhban sınıfı değiliz. Diyanet İşleri Başkanlığı eleştirilmez bir kurum değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirmek günah değildir. Ama sadece eleştiriler doğru olmalı. Yani eleştirilere zemin teşkil eden bilgiler doğru olmalı ve iyi niyetle bu eleştiriler devam etmeli. Biz bundan büyük bir mutluluk duyarız. Şeye gelince yani e, tabii aslında o dahi toplumun güveninin bir eseri. Yani bu topraklarda yaşayan gayrimüslimlerin problemleriyle dahi diyanet ilgilensin deniliyorsa, Alevi vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerini kusurlu buluyorsa, ve kendisini gözden geçirerek o kardeşlerimizi daha fazla kuşatmalı ve onlara da hizmet vermeli diyorsa biz bunu milletimizin ortak sesi ortak vicdanının kabul edilebilir bir eleştirisi olarak kabul ederiz ve buna göre de yasaların öngördüğü çerçevede müsaade ettiği çerçevede çalışmalarımızı yaparız. Zaten o yönde çalışmalarımız da var. İki araştırma var dediniz. Sizin Diyanet'in yaptırdığı dini hayat araştırması ve çok elzem bizi yolumuzu aydınlatıyor dediniz. Ben başka bir araştırmadan bu Alevilik ve çoğulculuk meselesine verilerini okuyup sordum size. Sizin araştırmanızda bu yoktu. Evet. Bu açıdan da eleştirildi. Yani çok haklılar. Müslüman affedersiniz. E, e, toplumun e, e, Müslüman nüfusu içerisindeki mezhep oranlarını tespite yönelik sorular da sordunuz araştırmanızda. Var, Hanefi vardı. Hanefiliği sordunuz, Şafii'li kaç, Kim evet. Şafi kim Hanefi? Ama kim Alevi diye sormadınız. Ama kaç neden, Alevi var neden, diye. Sormadık? neden sormadınız? Neden sormadık? Çünkü bu araştırmayı TÜİK yaptı. TÜİK'in ilk götürdüğü sorularda deneme amaçlı yönelttiği ilk sorularda o sorularda vardı. Fakat bazı kardeşlerimiz bu konuda tedirgin oldular ve ondan da büyük bir üzüntü duyduğumu ifade edeyim. Yani bundan dolayı bir Alevi vatandaşımız tedirgin oluyorsa bu beni rahatsız eder. Yani bu devlet diyanet marifetiyle beni fişliyor, beni tespit ediyor, tespit etmeye kalkışıyor gibi bir algıya sahip olacağına ben ihtimal vermedim doğrusu. Böyle bir algı oluşmaya başladı. Üzülerek belirteyim siyasette bu konuda müdahil olduğu açıklamalar yapıldı. Ve biz o soruyu o ve buna benzer bazı soruları çekmek zorunda kaldık. Keşke o kalsaydı ve biz bu talepleri çok daha mufassal bir şekilde öğrenebilseydik ve biz bu hizmetleri ee, bu kardeşlerimize yönelik de mesela yani yaptığımız işler var çünkü. Yani diyelim ki Alevi Bektaşi klasiklerini yayınladık. Yahut Muharrem ayında Avrupa'daki vatandaşlarımız, Avrupa'da yaşayan Alevi vatandaşlarımız benden kendilerine yol ve erkan rehberliği yapacak Alevi büyüklerini gönderme konusunda Diyanet'ten yardım istedi. 2006 yılından beri her sene ben bu talebe karşılık veriyorum. Yani bize gelen herhangi bir talep olduğunda, herhangi bir Alevi vatandaşımızdan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mevzuatı buna el verdiği ölçüde mutlaka biz o talebi yerine getirmeye çalışıyoruz ama getiremediklerimiz de var. İnşallah bu imkana da hep birlikte kavuşuruz ve hiç kimse kendisini din hizmetlerini alma konusunda da asla ötekileşmiş hissetmediği ve bütün o hizmetleri rahatlıkla aldığı, yaptığı, özgürce yerine getirdiği günleri hep birlikte görürüz inşallah. Şu nasıl mümkün olacak peki? Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı çok geniş kapsamlı bir dini hayat çalışması yapıyor. Fakat bunu yaparken fişleme suçlamalarına, ithamlarına maruz kalmamak için, ...ve böyle bir tedirginliğe sebebiyet vermemek için... ...mesela çok duyarlılık var diye Alevilik meselesinde ve Alevilerin kendi duyarlılıkları var diye... alevilik ...Aleviliği sormuyor. Diğer pek çok hemen bütün hatta mezhepleri pek çok değil Alevili kardeş diğer bütün mezhepleri Doğru. soruyor. Doğru. Ve bunu tespit etmeye çalışıyor. Evet. Toplumun ne kadar şafi ne kadar hanefi ama Alevileri sormuyor. Şimdi sorunca... Fişleme çalışması yapmakta suçlanıyor, sormayınca da yok, say, yok saymakta, Alevileri yok saydı deniyor. Aynen öyle manşetler atıldı. Diyanet Alevileri görmedi, yok saydı yok. diye de yazılar bu, yazıldı. Bu yani. ikilemi nasıl aşacaksınız peki? Yani bu toplumda bir sorun. Hep birlikte konuşarak, kalplerimizi birbirimize açarak, gönüllerimizi birbirimize açarak, hiçbir şeyi esirgemeden, özgürce tartışarak ve empati yaparak, birbirimizi birbirimizin yerine koyarak ve birbirimize sahip çıkarak Sünni kendisini Sünni olarak tanımlayan kardeşlerimiz Alevi komşularına sahip çıkarak Alevi Alevi kardeşlerimiz kendisini Sünni olarak tanımlayan kaldı ki aslında bu bu isimler sonradan bulduğumuz isimler Akif Bey bunların hepsi sonradan bulduğumuz isimler Allah'ın bize verdiği isim Müslüman hepimiz Müslümanız, hepimiz Adem'in çocuklarıyız, insanız. Üst kimlik, alt kimlik meselesi yani, mi? Yani üst kimlik, o, Müslümanlık, o, alt kimlik, O, o üstü alta malta gitmeden yani hepimiz bu, bu toprağın çocukları, bu tarihin, bu medeniyetin çocukları, Adem'in çocukları insan olarak, hepimiz Müslüman olarak, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olarak, Ehli Beyt'in yolcusu olarak yani bütün bu o kadar çok ortak yönlerimiz var ki bunları konuşarak Bunların tartışılıyor olmaktan çıktığı bir ülkeye e, gitme yolunda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir adım atarsak yüz bini aşkın imamıyla, hatibiyle, müezziniyle, müftüsüyle biz kendimizi son derece mutlu addederiz. Ve Allah'ın rızasına uygun bir iş yaptığımıza inanırız. Bunu ifade etmek isterim. Söylediğiniz önemli e, fakat pratikte ne kıymet e, taşır nasıl bir karşılık bulur ondan çok emin değilim. Pratik karşılığı var. Sorunlar çok derinleşmiş ve kemikleşmiş durumda. Yani hayır. ayrımlar hayır, çok hayır. kemikleşmiş durumda. Hayır. hayır. ben o sizin aynı kanatı değilim. Yani bu konuların bir hukuki boyutları var, siyasi boyutları var, bir de toplumsal boyutu var. Ben son yıllarda, son 10 yılda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu bütün bu konuştuğumuz sorunları yani bilhassa Alevi, Sünni, diğer sorunların toplumsal olmaktan çıkardığımız kanaatindeyim. Toplumsal bir sorun değil evet. ama halkın devletiyle, halkın hukuk sistemiyle yaşadığı sorun olduğu sorun olarak kaldığını düşünüyorum. Hocam şimdi toplumsal boyutu Allah'a hamdolsun büyük oranda aşılmıştır. Hı. Evet doğrudur. Yani toplumda toplumsal boyutuyla öyle diyelim. Toplumda yaşandığı şekliyle bunun siyasi tezahürleri arasında büyük bir fark var. Allah'tan ki fark var. Yoksa siyasi çatışma şiddeti eğer toplumada yansısa, aynı ölçüde yansısa maazallah. Fakat şunu sormak isterim size İki çalışma var, iki anket var. İşte birinde bu soru yoktu ama ikisi de bir, birbirini doğruluyor. Birbirini evet veriler evet, veriler doğru. birbirini teyit ediyor. Bu da önemli. Evet. Yani ayrı bir çalışma ve Diyanet'in yaptığı çalışma ikisinin birbirini teyit etmesi. İkisi de kapsamlı çalışmalar bunlar ayrıca. Şimdi burada Diyanet İşleri Başkanlığının neyi temsil ettiği soruluyor. Az önce okuduk o soruyu ve cevabını okuduk. Ee, toplumun e, ne oranda e, hangi görüşü benimsediği Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili nasıl bir algıya sahip olduğunu konuştuk. Aynı soruyu, bunu topluma sorunca ne cevap verdiğini görüyoruz bu çalışmalarda ama size sormak isterim. size Sizin nezdinizde Diyanet İşleri Başkanlığı neyi temsil ediyor, nasıl tanımlıyorsunuz? Ama şöyle sormak isterim bu soruyu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Sünni, Hanefi ve Türk bir kurum mudur? Bu konuda bu konularda da bir tutuculuğu var mıdır? Tutucu mudur? Hayır. Sünnilik, Hanefilik ve Türklük konusunda. Hayır. Diyanet İşleri Başkanlığı e, İslam'ın ortak değerleri etrafında, değerleri üstüne kurulmuş ve sadece bir mezhebe hizmet etmek üzere yahut sadece bir ırka, bir etnik yapıya hizmet etmek üzere kurulmuş bir yapı olduğunu eğer söylersek haksızlık yapmış oluruz. Bunu Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kur'anlara da haksızlık yapmış oluruz. Tarihinde o az önce söylediğimiz o zor dönemlerinde, zor zamanlarında dahi Diyanet İşleri Başkanlığı asla bu ayrımı yapmamıştır. Hocam izin yani, verirseniz bir bir parantezik bir cümlelik gireceğim. Ee, bir e, ulus inşa etme süreci yaşadık. Cumhuriyetin bir modernleşme projesi vardı. ...bu konuda dinden de yararlanılmaya çalış, çalışmadılar mı? Yani bu konuda camilerden, dinden, diyanetten ve teşkilatından yararlanmaya çalışmadılar mı? Dolayısıyla o o modernleşme bugün birçok açıdan eleştiriliyor. Ve o e, tek, e, tek tipleştirmeye dayalı e, uluslaşma projesi birçok açıdan eleştiriliyor. O projenin e, aslında şeyini, kodlarını veriyordu az önce sorduğum soru. Yani işte Sünni, Türk ve Hanefi bir toplum e, temelinde bir teklifleştirme olarak görünüyor geriye dönülüp bakıldığında. Diyanet e, bu süreçte bu modernleşme, bu bugün yanlış dediğimiz bu modernleşme ya da uluslaşma projesinde hiç e, e, istimal edilmedi mi? Kullanılmadı mı? Yani e, hiç e, istifade edilmediğini söylersek, o zaman e, tarihi bütün verileri bir tarafa bırakmış oluruz. E, elbette e, kuruluşundan itibaren e, Diyanet, Diyanet'in adı biliyorsunuz Din işleri Başkanlığı değil. Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Bu çok önemli bir farktır ama çok fazla bilinmez. Nedir ikisinin e, arasındaki fark? E, i̇kisi şöyledir. Yani e, dinin diyani alanı iman, ibadet ve ahlaktır. Dinin kazai alanı vardır, yani işte şeriat alanı vardır, bir de diyani alanı vardır. Diyani alanı iman, ibadet ve ahlaktır. Bu kazayı daha evvel de kullandınız, kadılıkla aynı kökten evet, aynı gelen aynı kaza kökten değil, değil mi? Gelen, evet, Genel izleyici güzel. anlamayabilir peki, onu. Peki, şimdi şöyle, yani e, devlet Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurarken e, aslında şunu söylemiş oldu. Ben dinin diyani alanına hiç müdahale etmeyeceğim. Yani inanç esasları, ibadet esasları, ahlak neyse siz topluma onu anlatın denildi. Fakat bir müddet sonra bildiğiniz gibi bu bunun dışına çıkılmak istendi. İşte ezanın Türkçeleştirilmesi, Türkçe ibadet, camilere e, megafon, müzik vesaire gibi konulma teşebbüsleri vesaire ama Diyanet İşleri Başkanlığı bunu kabul etmedi. Yani bir kamu kurumu olduğu halde ve, en, ve, ve en zayıf olduğu dönemde dahi Diyanet İşleri Başkanlığı bunu kabul etmedi. Bunun doğru olmadığını söyledi. Doğrudan milletle devlet arasında köprü olarak dinin bu değerlerin yanında yer alarak devletini bu konuda e, tasih etmeye çalıştı. Bunu yapmayın, bu doğru olmaz dedi. Aslında tarihi boyunca Diyanet'in bu tür fonksiyonları olmuştur. Yani pek çok zamanlarda, 60'larda, 70'lerde, 80'lerde Diyanet'in daima bu tür fonksiyonları olmuştur. Ama e, yani zaman içerisinde, Bilhassa Dinişehir Yüksek Kurulu ile beraber Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o, o temsil ettiği bütün personeliyle birlikte bir şahsi manevi oluştu. O şahsi manevi kendisini sadece bir, mezhep sınır, bir mezhebin e, e, sınırları içerisinde tanımlamadı. Dinçi Yüksek Kurulu'nun verdiği bütün fetvalara bakacak olursak e, toplumun yararına, maslahatına gördüğü herhangi farklı bir mezhebin görüşüyle rahatlıkla amel edebildi ve bunu topluma paylaştı. Pek çok soruya cevap verirken Hanefi mezhebinde bu böyledir, Maliki mezhebinde böyledir, Şafii mezhebinde böyledir de, dedi. Dolayısıyla hele hele etnik olarak da yani evet sıkıntılar yaşandı. caminin içerisinde başka bir dilden, başka bir lehçeden Kürtçe bir konuşma yaptığı zaman sorgulandığı zamanlar oldu. Yani meramını, dini mübeni İslam'ın o hakikatini kendi lehçesiyle, kendi diliyle anlatmaya çalıştığı zaman belki soruşturmalara tabi tutuldu. Bu tür şeyler oldu. Ama bunlar bizatihi Diyanet'in kendisinden kaynaklanmadı. Bunlar Diyanet'i kuşatan atmosferden, diyaneti kuşatan yasalardan, siyasi iklimden iklimden bundan oldu. Fakat kendisini hızlı bir şekilde Bundan kurtarmak için de daima bir çaba içerisinde oldu. Çünkü kendisini bağlayan diğer bir kaynak var. O da Kur'an ve sünnet. Kur'an'a baktığında Kur'an başka farklı dillerin varlığını Allah'ın ayeti olarak görüyor. Dolayısıyla yani bunun kendisinin bunun, bunun doğru olmadığını, dine göre doğru olmadığını aslında diyanet biliyor. Dolayısıyla diyanetin bu varlığı belki, bu konudaki gelişmelere de faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi de dinin ötekisi, İslam'ın ötekisi nedir? Önemli bir başlık. Ee, şu arayı ama tamamlayalım isterseniz önce oraya geçmeden önce. Ya da İslam'ın düşmanı kimdir? Kimi düşman olarak tanımlar? Ee, şimdi, diyanetin şahsı manevisi ve camiası var dediniz. Az önceki anketlerde işte oluştu doğrudur. O anketlerde de görüyoruz bunu. Çok da geniş bir camia bu aslında. Ya yani sadece Diyanet'in mensuplarından müntesiplerinden oluşan ondan ibaret bir şey değil. Yüzde toplumun 77'sine kapsayan geniş bir kitle Diyanet'in. Ortalama ortalaması daima hiç 80 yüzde 80'in altına düşmediği görülmektedir. Güven şeyi de yüksek. Şimdi. Ama tabii o, o verilere tekrar ediyorum. Yani 5 vatandaşımızın 3 vatandaşımızın bile güven duymamış olmasını biz önemseriz. Demek Ve ki bir sorun var diye bakıyorsunuz. Şüphesiz yani bir tek vatandaşımız bile eğer güvenmiyorsa demek ki bizde bir kusur vardır diye bakarız yani. Şimdi Diyanet'in, Diyanet'i benimsemeyen eleştirel bakanları bile. Katmadan söylüyorum benimseyen evet şöyle şöyle bir kurumdur diyen e, devletin dini yönetme kuşatma aracıdır diye düşünmeyen bakmayan e, o geniş kitle açısından bile baktığımızda buradaki veriler gösteriyor <laughs> ki bir çoğulculaşma talebi var. Diyanetin çoğulculaşmasını istiyorlar. Siz zaten mezhepçi değiliz diyorsunuz. E, işte, yapmak da caiz değil. Biz mezhepçilik yapmak. Din men diyor zaten bundan. Din bunu men eder evet. Şimdi din işleri e, Yüksek Şurası Yüksek Kurulu. Yüksek Kurulu bir fetva verirken dediniz ki mezhepçilik yapmıyor. Hanefiliğe göre şudur, Şafiliye göre budur, işte Hanbeliliğe göre budur diyor. Ne gün şöyle bir şey de duyacağız. Bazen evet. hiç bazını hiç yok. Zahiri mezhebi de şöyle düşünüyor, hiç mensubu yoktur ama İbni Hazm da bu konuda şöyle düşünüyor. Onu bile bir bilgi yani, tabii, olarak böyle bir tabii. görüş de var. İsterseniz buna da uyabilirsiniz, tabi olabilirsiniz anlamında söylüyor onu. Ne gün biz şöyle bir şey de duyacağız? Ya yani Aleviliğe göre de şöyledir diyecek bir fetvasına Yani Şafili'ye göre böyledir, işte şeye göre Zahirli'ye göre böyledir Hanefili'ye göre böyledir. Alevili'ye göre de bu meselede hüküm şudur, Alevi kaynaklarına göre de mesele şudur diyecek. Böyle bir, Fakat, bu çok amiyane sordum. Estağfurullah, Bunun nüanslarını estağfurullah. biliyorum. Yani buradaki elhak, soruya cevap vermekteki zorlukları da biliyorum. Elhak doğru. Elhak doğru. Ancak şöyle, yani Alevilik bir erkan üzerine kurulu bir bir fıkıh mektebi değildir Alevilik. Alevilik daha çok bir e, bir inanç erkan üzerine e, kurulu bir e, dini yorumdur. E, ancak mesela e, Caferilikle ilgili e, çok rahat bir şekilde herhangi bir vatandaşımızdan gelen bir soruya zaman zaman ki Caferi Sadık Ebu Hanife'nin de hocasıdır biliyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında Caferi ilmi hali vardır, Şafii ilmi hali vardır. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi e, Hacı Bektaşi Veli'den bugüne kadar bütün e, Alevi büyüklerinin eserlerini yayınlamıştır Diyanet İşleri Başkanlığı. E, ama Aleviliğin bir, bir fıkıh geleneği olmadığı için zaten böyle bir şey deme imkanına da sahip değil Diyanet İşleri Başkanlığı. Bu bir nakisa değil sadece Aleviliğin bir, bir tasavvuf mektebi, bir aynı zamanda bir yol, bir erkan, bir niyaz üzerine kurulu olduğu için farklı şeyler söylenir. Bir ama, fıkıh ekolü olmadığı için. Ama şunu yaptı mesela Diyanet İşleri Başkanlığı. Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı yerlerdeki bütün din görevlilerini toplayıp müftüleriyle, vaizleriyle Alevilik konusunda bir hizmet içi eğitim verdi. Dört kapı nedir, kırk makam nedir, Alevi vatandaşlarımız e, hangi konularda ne tür inanç değerlerini farklı olarak öne çıkarırlar. E, cem evinde mesela e, o, oradaki erkanı yürütürken hangi ayetleri okunur, hangi Kur'an ayetlerine başvurulur vesaire. Bu konuda da bir bilgilendirme yapıldı çünkü haberdar olsunlar ki e, kendi en azından e, yanlış bir bilgi ortaya çıktığı zaman daha önce olan yanlış algılar oluşturan bir takım ön yargılar, e, e, ön yargılar evet. ithamlar e, çok falan. incitici ha, ön yargılar işte mesela onlar Allah'a hamdolsun Akif Bey yani bu toplumdan bunlar uzaklaştı ve buna, buna çok bir hamd ediyorum onun için toplumsal boyutunun düzelmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı elinden gelen her türlü gayreti sarf etti. Bunun da önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Bunun sadece Alevi vatandaşlarımıza değil herkese, bütün mezhebi meşrebi ne olursa olsun, herkese yaptığı bir hizmet olarak değerlendiriyorum. Bu arada reji bana ulaşmaya çalışıyor. Kulaklığımda sorun var. Arkadaşlar ya sesi yükseltelim ya da Doğrudan e, kameraman arkadaşlara eğer iletirseniz onların işaretiyle belki ara talebi geliyor. Öyle zannettim ama tam anlaşılmadı. Peki sesi sesi yükseltirseniz bunu e, güçlükle duydum ama ancak sessizlik halinde duyabiliyorum. Sesi yükseltelim lütfen. Şimdi e, bir birazdan bir araya gideceğiz. O zaman e, ilk başta düşündüğümüz konulara aradan sonra dönelim. Bir kesintiye uğramasın. Bu bahsi en azından burada tamamlamış olalım. Ee, bunu da gazetecilere karşı sizde bir ön yargı inşallah oluşmasına vesile olmam. Oluştu. Bu Oluştu. mu? Oluştu. Zaten, 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 <gülüyor> <gülüyor> zaten bir aile dolu olduğunuzu gördüm. Özellikle bu alo fetva işi bizim ilişkimize de kötü yansıdı. Ondan ben de şikayetçiyim şimdi. Evet. Tabii iman hakikatlerine yani gündem dışı sorularınız henüz bitmedi. Bitmedi. Evet. Doğrudur. İman iman hakikatlerini bir Diyanet İşleri Başkanıyla uzun uzadıya konuşmayı inanın ben de çok isterim. Ama keşke Türkiye öyle bir Türkiye, dünya öyle bir dünya olsa Bakın ama bir buna izinle konuşuyoruz. Diyanet İşleri Başkanı konu Kur'an'dan bir ayet yok. Hazreti Peygamber'den <laughs> bir hadis yok ve <laughs> tamamen bu sosyal Problemleri konuşuyoruz yani. Maalesef zaman, yani. zemin şartlar. İnşallah bunları geride bırakacağız. Akif'in dediği gibi. ...viranelerin yaşçısı baykuşlara döndüm... ...gördüm de hazanında bu cennet gibi yurdu... ...gül devrini bilseydim onu bülbül olurdum... ...beni <laughs> evvel getireydin yarab ne olurdu diye... ...ben de böyle kendimi kurtarayım... ...maalesef evet. zaman, zemin, e, şartlar... E, ...başka türlü yok ediyorum. Hepsi önemli, önemli hususlar... ...merak edilen hususlar Buyur. Bu alevlik bahsini tamamlayalım. Alevi açılımı diye... ...yıllardan biridir gündemde olan... E, ...bir mesele var. Talepleri var... Ee, Alevi toplumunun talepleri var. Bu talepler biliniyor. Kendi aralarında yeknesak değil bu talepler. Ee, doğrudur. Yani hatta Alevilik Aleviliğin tanımı konusunda bile e, bir fikir birliği olmadığı ortada. Fakat neticede işte cemevi var. Neden ibadethane olarak tanınmıyor diyorlar. Ee, neden Diyanet'ten e, madem ayrımcılık yok ve mezhepçilik yok, eşit muamele görmüyorlar hizmetlerinden imkanlarından eşit biçimde yararlanmıyorlar. Bu konuda e, sizin bugün itibariyle son geldiğiniz nokta nedir? E, neden bu mümkün olamıyor? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı madem camia da hazır, yani Diyanet'in kendi e, kemikleşmiş tabanı camiası da çoğulculuk talep ediyor. Neden bu sorun aşılamıyor? Evet, yani e, öncelikle e, Alevilik konusunun ki e, yüzyılların meselesidir malumunuz. Diyanet üzerinden tartışılması aslında yanlıştır. Yani sürekli diyanet üzerinden tartışılması ve diyanetle aleviliğin karşı karşıya getirilmesi aslında sorunun çözümüne de çok fazla katkı sunmamıştır. Ama diyanet bunu fark etti ve mümkün olduğu kadar kendi üstüne düşen vazifeyi yerine getirmeye çalıştı. Az önce de ifade ettiğim gibi olay gelip nereye takıldı sizin az önce de ifade ettiğiniz gibi e, Cemevi meselesine takıldı Cemevi meselesine takılmasının yani buradan çıkmanın tek yolu bu konuyu teolojik bir tartışma konusu yapmadan bu topraklarda birlikte yaşadığımız Alevi canlarımız kendi e, bu niyazı bu erkanı icra ettikleri mekana ne isim veriyorsa e, o şekilde değerlendirerek yapmak lazım, kabul etmek lazım. Yoksa Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yakasına yapışarak siz buranın şöyle şöyle olduğunu tanımlayın dediği zaman aslında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem, hem kanunların vermediği hem de bizatihi kendi bilgi kaynaklarında Dan çıkaramayacağı bir bilgi istenmiş oluyor. Anlatabildim mi acaba? Bunun için bunu tartışma konusu yapmaktan çıkarıp e, isim olarak tarih boyunca ne isim verildiyse hiçbir tanımlama yapmadan ki biz diyoruz ki biz böyle bir hakkı ve haddi kendimizde görmeyiz. Yani onları tanımlamak görmüyoruz. Bizim değil diyoruz. Görmüyoruz. Çünkü hem hem mevzuat buna el vermiyor, imkan vermiyor. Hem de işlerini yürütmek üzere yani toplumu din konusunda bilgilendirirken başvurduğu temel dini kaynaklar elindeki temel dini kaynaklar buna izin vermiyor. Böyle bir tanımlama çünkü ısrarla diyoruz ki biz işte e, e, bu da ayrıca bir hassasiyetten kaynaklanıyor, devletin de hassasiyetinden kaynaklanıyor Akif Bey. Nedir o? Çünkü tarih boyunca bakıldığı zaman dinlerin, dinler içerisinden çıkan farklı yorumların farklı dinlere evrilmesi, mabetleri ayırmak suretiyle olmuştur. Yani bir örnek vereyim. Kadiyanilik ve bahayilik İslam'ın içinden çıkan mezheplerdir. Kadiyanilik mabedi ayırmamıştır. Ayırmadığı için İslam'ın içinde kalmıştır. Ama bahayilik Mabedi ayırdığı için İslam'ın dışında kendisini tanımlamaya başlamıştır. Yani o tamamen onun bileceği iş. Ben sadece temel bilgi kaynaklarından hareketle bir tespit olarak durumu söylüyor. söylüyorsunuz. Bu bu bilgiler varken diyen dışarı başkanlığında devletin, toplumun, hepimizin bunu hassas bir konu olarak ele alıp ve biz zaten işte zaman zaman çeşitli açılardan bir de inanç bütünlüğümüzü bozmadan buna çare bulmalıyız. Yani o bizi birbirimize bağlayan üst Müslüman kimliğini dikkate alarak hiçbir zaman bir ayrım da yapmadan, bir ayrımcılık da yapmadan, bir ötekileştirmeye gitmeden bu topraklarda yaşayan Alevi vatandaşlarımız kendisini nasıl mutlu addediyorsa, efendim icra ettiği niyaza, yola, erkana ne at veriyorsa, o mekana ne isim veriyorsa, tarihte ne isim verildiyse o isim verili olarak kabul edilir. Bu fıkıhta istishaptır. Yani ipka-u makan ala makan. Yani bir şey tarihi boyunca ne ise onun üzerinde ipka edilir. Ee, bu, bu aynı zamanda öyle bir, bir öyle sürdürülür bu bir kuraldır aynı zamanda. Bundan çıkışın yolunu biz gösteriyoruz diyanet olarak. Nedir o? Teolojik bir tartışmaya girmeden ama bu cem evleri bu ülkede zaten var, varlığını sürdürmeli. Alevi vatandaşlarımız genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle cem evine gidip efendim o erkanı icra ettiği zaman kendisini manevi olarak eğer yücelmiş hissediyorsa elbette buna hepimiz saygı duyarız. E, ve ayrıca e, bir takım kamu imkanlarından yaralanması gerekiyorsa, efendim mekan tahsisidir, suyudur, elektriğidir vesaire bunlar da verilir. E, ve böylece bu tartışma olmaktan çıkarılır diye düşünüyorum. Diyanetin bu konuda bir e, rezervi ya da ön tıkayıcılığı yok. yok. Ön tıkayıcı bir tavrı yok. Hayır. Bir daima yapıcı, onarıcı, ara bulucu bir rol tercih ediyor. Bunu sadece şunu da ifade edeyim, yani bir bir siyaset olarak toplum toplum ayrışmasın katmanlarını bir arada elbette bu da önemlidir. Sadece toplum katmanlarını bir arada tutmak, milletin birliğini beraberliğini e, bozmamak adına değil, aynı zamanda e, ...bizatihi inandığı değerler de... ...bunu emrettiği bu, için. Bunu emrettiği için. E, yani tarih boyunca... ...biz... E, e, ...körfez ülkeleri hariç... ...yani... ...körfez ülkeleri sonradan kurulduğu için bir şey diyemeyeceğim... ...körfez ülkeleri hariç... E, ...Müslümanların bütün... ...şehirlerinde ve kentlerinde... ...Bağdat'ta, İstanbul'da, Kahire'de... ...Endülüs'te... E, ...sadece... E, ...İslam'ın farklı mezhepleri değil... Farklı dinler, farklı mabetler hep birlikte barış içerisinde yaşamış ee, ama biz bugün bunu güncelleme konusunda sorunlar yaşıyoruz. Yani asıl olan kişiye kimlik buyurmak kendisini nasıl tanımlıyorsa onu öyle kabul etmek yerine ona bir kimlik tayin etmek, tarif etmek değil midir diyorsunuz? Bu mudur kalkış değildir, noktası? Değildir. Asıl olan bu değildir. Bunlar hukuki olarak çözüme kavuştuktan sonra biz Alevi canlarla bir araya geldiğimizde ilmi olarak her tartışmayı yaparız. Ama bugün onu bile yapamıyoruz. Yani doğrudan Hacı Bektaşi Veli'nin eserlerinden hareketle, doğrudan efendim e, Yunus Emre'nin, Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretilerinden hareketle biz yine her türlü çalışmayı, konuşmayı, tartışmayı yaparız. Ama bugün ondan mahrumuz. Neden? Çünkü önce bu ayrılığın, gayrılığın tamamen ortadan kaldırılması lazım. Ee, hocam sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Nihayet sadede geleceğiz. İzin verirseniz önce bir reklam arası, ee, reklam dönüşü kaldığımız yerden daha doğrusu başa alarak devam edeceğiz.